Gel kızım. Dök bakalım. Yavaş. Şehit dede, Şehit dedem evde midir? Huzurdadır. Bir şey mi oldu? Huzura varayım o vakit. Dur, dur hele, dur. Nefesin kesilmiş. Neymiş bunca önemli olan? Söylesene İsmail. Ne oldu? Bir fenalık mı gördün, işittin? Zahide Hatun. Candaroğlu öldürmüştür Zahide Hatun'u. Sahide. Sahide. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. İyi misiniz dayıcığım? Bu deryağın avlusundan taş sekse bizim başımız yarar. Mukadderatın önüne geçer bir güç mü ola ki dayı? Kader. Bizim kaderimiz bir başkasının tasarısı belki. Belki iplerimiz başkasının elinde kalsın yeğenim. Büyü vardır bu işte. Papaz büyüsü. Sultan Kılıç Arslan bile sarayında büyücü tutar bilmez miyiz? Yaradan'dan gayri kudretli dayımız iplerin ucunu kimin eline verir ki? Ta en başından tasarladılar. O çiyanı benim konağıma tasarlayıp yolladılar yeğenim. Şeyhindir diye sanmayasın ki akça pakçadır. Konağıma yılan sokup bana boğazlattılar. Aklı hayale gelmez şeytan işi büyülerle kudretimizi, dahi idaremizi sarsmak istediler. Yaranamazsın bunlara yeğenim. Canını dahi versen nazın bini bir akçe. Sonra Yunus Efendi. Akil, belli. Zekasından, yeteneğinden şüphe yok ki. Bana sorsan Konya'da Kuba Alabat'ta sultanımıza danışmentlik edecek akilliktedir. Ama ona o makamı bıraktıran da o. Büyü değil de nedir bu? Ta evvelinden tasarladılar. Sanma ki kaderdir yaşadığımız yeğenim. Al bu anahtarı. Servetimin anahtarıdır bu. Alırım dayı. Oh, çıyan bana bir oğul mu verdi ki?
kahinemi kala bu koca miras yeğenim. Al. İstesin bizden yeğenimiz, dayı desin. Biz artık kendi postumuzu serip, kendi postumuzda ahaliyi irşad etmek isteriz. Desin hele yürü abam. Yar o zaman karındaşın canlar oğlu Argun dünyaları serme mi ayağına? Desin ki ben kendi dergahımı açmak isterim. Bana vakfiye gerek, dükkan gerek, arazi gerek, vergiden muaf olmak gerek. İp yumağı kadar bir şeydin böyle akça pakça. İlkin Yunus Efendi'nin elinde gören de seni kanrevan içinde. Yüreğim yerinden oynadıydı. Yaradan diler de seni o zalim kurdun ağzından kurtarıp bir merhametli kulunun ellerine bırakıvermez mi? Sanma ki tesadüftür Yunus Efendi'ye rastlaman o dağ başında yaralı canavliyle. Yemeğin biten de o vakit. Varıverirsin fakirhaneye. Kasım Efendi. Ben de çarşıdan gelirdim. Müsaadenizle. Siz niye taşırsınız? Ben taşırdım. Yok. Sağ olasınız Kasım Efendi. Bacım Sultan. Nasıl denir ki? Helal dairesinde dahi sünnettir. Öyle olmayaydı Peygamber Efendimiz hem evlenir hem evliliği tavsiye eder miydi? Siz neler söylersiniz Kasım Efendi? İşittiklerim ben sizi bir büyüğüm, abim görürüm. Bu sözleri... Böyle gelen giden konuklarımızın hizmetini Yunus Efendi görüversin. Bir kusurumuz mu görünmüştür şeyhimizin gözüne? Şeyhinin gözleri her şeyi görecek kadar görmez çoktandır Kasım'ı. Hem görse bile inanmışız ki kusur görenindir.
bir sonu var Kasım Efendi. İşte yolun sonu. Aydınoğlu, Gazi Umur Bey, İzmir'i Latin kafirinin elinden fethelemiştir. Ey ahali, işitmedim demen. Ertuğrul Gazi oğlu Osman Gazi, Kite Kalesi'ni Bizans Tekfurundan almış, Bursa şehrini üç yandan kuşatmıştır. Allah kılıcını keskin eyli. Var olsun Osman Gazi. Allah kılıcını keskin eyli. Şeyh Efendi değil mi o? Odur o. Hacdan döner o vakit. Şeyh Efendi Hazretleri hacdan döner. Sağ efendi. Gel atımızı götürürler. Biz halk içre varalım fakirhanemize. Bu ne şereftir şeyim. Çok oldu gittiğinizden bu yana. Hoş geldiniz şeyim. Şeref verdiniz. Hoş gördünüz. Hoş geldin şeyim. Hoş gördük. Buyurasın hele. Şeyhim. Şükür, döndünüz demek. Döndürene şükür. Döndürmeyeydi de şükür. Keşke Medine-i Münevvere'de alaydı emanetin. Bir tas olsun şerbetimizden içirmeden koymayız şeyhim. Buyurun. Haydi bakalım. Haydi canlar, işinize gücünüze, kimse geri kalmaya. Malum, ikram geri çevrilmez. Ama gül şerbetini alasın Halep'te içmişiz, haberin ola. Hele Malatya'dan Altunik ayısı mı bir içe şeyhim? Sonra kararınızı bekleriz.
Bir başka memlekette, bir başka gün kayısı şerbetini alası nallı handa içmişiz diye anlatıveririz. Eyvallah şeyim. Müslümanlar zamane kötü oldu. Helal yenmez, haram kıymetli oldu. Okuyan Kur'an'a kulak tutulmaz. Şeytan semirdi, kuvvetli oldu. Haram ile şarap tuttu cihanı. Fesat işler eden hürmetli oldu. Kime kim Tanrı'dan haber verirsen tutar başına kakar, hüccetli oldu. Öğrenci hoca ile harbete kılar. Oğul ata ile izzetli oldu. Fakirler miskinlikten çekti elin, gönüller iyi kuban heybetli oldu. Peygamber yerine geçen hocalar bu halkın başına zahmetli oldu. Sus bre gafil şaşkın, sus! Bu ne biçim şiir? Şiir değil, şirk dökülür dilinden. Nereden duyar uydurursunuz böyle şirk dolu sözleri? Neymiş? Hocalar peygamber yerine sayarmış kendilerini. Bak, bak. Kim işitmiş bizim şirk konuşmuşluğumuz? Şair sözüdür şey efendi. Şair değil, kafir sözüdür. Böylesi şiir olmaz. Halkın mukaddesatına, hürmet ettiklerine küfür saçıp adına şiir denmez. Kim imiş bu şair? Kim imiş bu küfür dolu sözlerin sahibi? Yunus derler. Bir dervişindir şeyim. Obalarda, köylerde dolaşır dillerden dillere. Hangi derviş Yunus imiş ki bu? Yunus Emre derler. Bir dervişindir şeyim. Dahi Nallıhan'da, burada, Tapduk Emre Sultan dergahında yetişmiştir. Musa, hele dervişhanı da alıp fakirhaneye varasın. Bizim hususi işlerimiz vardır. Şeyhim. Musa efendi, itaat edeptendir. Sen bizi mi dinlemezsin, sözümüzü mü saymazsın? Haydi bak.
Estur şeyhim. Peşimize mi düşmüşsün Musa efendi? Müsaade buyurur iseniz, peşinize ne vakit düşmüşüz? Öncesini bilmeyiz şeyhim. Elbet öfke duydunuz divane dervişin okuduğu şiire. Ama hemencecik soruşturuvermişim ahalinden. Neyi soruşturmuşsun? Dergahın vaziyetin şeyhim. Tapduk Emre vakı ki 30 senesi olmuş vefat edeli. Alayım şeyhim yükünüzü. Estağfurullah şeyhim. Gönül, çalıbın tahtı demez mi şeyhimiz Kasım Efendi? Daha dün şu kapıdan girdin, gözün görmez idi kibrinden. Bugün bizlere dervişlik mi öğretirsin Yunus Efendi? Biz gözümüz hak kavgasını içeri açmışız, ne önemi var? Kadı Yunus Efendi şöyle bir geçe dergâhtan tamam ola, öyle mi? Estağfurullah Kasım Efendi. Ne demek imiş kıldığı namaz boşa ola? Bile isteye bir gönül kıranın kıldığı namaz boşa demişiz. Madem küfründen dönmezsin, bile isteye devam ettirirsin. O vakit bunun adı dinsizlik etmek ola. Esselamu aleyküm. Kim oğlu? Destur şeyhim. Musa kulunuzdur. Tefekkürdeyiz. Değilsin hele. Şeyhim, mübarek hacdan döndüğünüzü işiten ihvanınız bir bir huzura toplaşırlar. Bir yüzün görsek, bir elin öpsek, hayır duasını istesek şeyhimizin derler. Kim gele? Tacir Ömer Efendi, Sarraf Hüsnü Efendi dahi birkaç ileri zevat gelmişlerdir. Selamlarımızı iletesin. Dualarımızda yerleri vardır. Hele müsaade edeler. Emriniz başım üstüne şeyhim. Başkaca bir emri var mı ola şeyhimizin? Olan da ünleriz.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamd ve şükür alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Bu satırları yazan fakir Hacı Yusuf oğlu derviş Adem Efendi'dir. Okuyan Adem oğlu kavrar ki gaye kendinden bahis ile sözü yalana katmak değildir. Bu satırların yazılmasına sebep şudur ki her yerden, yöreden gelen ihvanı Tapduk Emre Sultan dergahı avlusunda Şeyh Efendi'nin sohbet ve nasihatlerinden her vakit nasiplenemediklerini, bunları kitap halinde getirmeleri halinde herkesin, dahi gelecek nesillerin nasiplenmesinin mümkün olacağından dem vururlar idi. İhvan namına Yunus Efendi şeyhimizden destur alıp söyledi. Şeyhim, bize bir kitap armağan ediversiniz. Ne vakit bir sohbette, dahi nasihatte bulunsanız, dervişen onu yazıya aktarıverse, dervişin yolu nicedir, tarikimizin rumuzunu, tevilatını, tabiratını, adabını, usulünü, dahi yolumuzun cümle esasını halk dilince Türkçe anlatıverseniz de okuyan dinleyen faydeler görüverse. Biz hemi ümmi hemi yarı amayız Yunus'um. El verir ki dervişanımızdan hususiyetle Adem'imize bu vazifeyi yöneltelim. Ümittir ki ehli hal katında makbul ola ve hak yoluna düşen talipler faide bulalar ve biz göçüp gidenden sonra ardımızdan hayırla yad edeler. Kalemin doğruluk, mürekkebin aşk ola. Her daim aşk ile aşkı yazasın. Türk dilinden arlanmaya, ayrılmayasın. Her daim arı ve dur yazasın. Hakikat özdür. Gerisi ağacın sırtında kabuktur. Boş söz ile vakit hırsızı olmayasın. Molla Kasım Efendi'nin dergâhtan ayrılmasının üzerinden 3 kış geçmiş idi. Şeyhim. Söyle hele Musa Efendi. Aç susuz yoldan gelip tapta olduğunuzu bilen aşçıbaşı Hüsnü Efendi mercimek çorbası kaynatıvermiş. İçine de yumurta sıdırmıştır. Yorgunluğunuza derman ola. Hele müsaade buyurasın Musa Efendi. Başkaca derman istemeyiz. Başkaca bir emri yoksa sultanımın? Olan da ünleriz. Haber alırdık ki ahali akın akın dergahına varır, elin eteğin öpüp müridi olur imiş. Derler ki Nallıhan çarşısında, dahi Sivrihisar çarşısında dükkanları, hanları,
pek çok kıymetli arazileri, bağları, bahçeleri var imiş dergahının vakfiyesine ait. Bir gün sofrada fark ettik ki Güngör Efendi yoktur. Şeyhimize vaki olmuş elbet. Merak dahi buyurmadı. Halk nazarında dedikodu çoktur. Herkes bir sebep bulur Güngör Efendi'nin Molla Kasım Efendi'ye intisabı için. Ama Allah şahit ki Şeyhimiz Güngör Efendi'nin, dahi Kasım Efendi'nin bile ardından kem söz konuşmamıştır. İyiliklerini işitse, dahi kötülüklerin işitse, duacı olmuştur. Hamd ve sena ancak alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Sultanım Taptuk Emre Hazretlerinin taltifi ile fakirhanemizde olan biten her ne var ise yazıcılığına devam ederiz nice vakit. Umulur ki şeyhimizin arzuladığı yönde biz fakire yazdırılıverilen bu menkıbeler ve cümle yaşanan hikayeler okuyana, dahi gelecekte okuyacak olana faydalı ola. Günler gecelere, yazlar kışlara, kışlar baharlara ulanır, Yunus Efendi dergahın odununu kesmeye devam eder idi. Her daim düzgün odun ile gelirdi dağdan. Ahir vakit bilmişiz ki, çoğu gece gece yarıları dönmesine sebep doğru odun aramasıymış. Selamün aleyküm Yunus Efendi. Aleyküm selam Şefik Efendi. Kolay gele. Eyvallah. Size de. Hadi bize sorar isen satar geçim sağlarız. Sen ne demeye kaç sene var bu dağdan odun çekersin Yunus Efendi? Bir sen mi varsın o koca dergâhta? Ya bir sen mi varsın o koca köyde odun satmaya muhtaç olan? Deyivermesen de hikayeni biliriz Yunus Efendi. Sen tut, koskoca kadılığı bırak gel, okuma yazma bilmez bir şeyin kapısında kul ol. E hani? Meydanda bir nasip de yok. Yoksa en kıymetlisini oduna mı verir? Ha garip bencileyin bir köylü, ha medrese okumuş, kadı olmuş sen. Aynı baltaya sap olmuşuz. Bir tek bizim medrese şeyh görmemize lüzum kalmamış. Kusura kalma Yunus Efendi. Ama benim dahi ağrıma gider şu gördüğüm muamele. Gücenmedin ha Yunus Efendi? Gücenmedim. Civarda göz var mıdır? Su testisini almamışım.
Ben su gözü var mıdır diye soru verdim Yunus Efendi. Su gözü olan yere su ile mi gelinir? Buyur Esin. Nereye gidersin Yunus Efendi? Yükün eksiktir daha ca. Yoktur, bana yarar. Başkaca bir yere bakınayım. Gerisini orada tamam ederim. Hadi kal selametle. El-Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ya Allah. Yunus Efendi gelmemiş midir canlar? Bazı günler geç geliverir şeyhim. Ne vakit işin bitirir, o vakit gelir şeyhim. Bile isteye geç gelir madem. Daha bize tercih etmiştir o vakit. Neredeydin pirim? Yunus Ağa'mı bekledim odunlukta. Ancak geldi. Hu şeyhim. İlla hu. Neye geç gelirsin Yunus'um? Odun arar idim şeyhim. Daha da odun mu kalmaya ki ararsın Yunus? Vardır şeyhim. Kaç sene olur Akdağ'dan odun taşırsın dergâhımıza. Bu dağda hiç mi eğri odun yoktur? Vardır şeyhim. Vardır elbet. Ama sizin dergahınıza odunun dahi eğrisi giremez. Hmm.
Odunlar da pek bir biçimsizmiş. Vur baltayı doğruldu vakit. Kaç senedir şu kapıdasın? Kaç senedir kaynarsın şu kazanda? Ama hala çiğsin Yunus. Bu ne sertliktir? Bu ne çiğliktir? Hala dünya kokarsın. Şeyhimizin sözüne dahi cevap verir. Bu dersi unutmaz artık Yunus Efendi. Kaçtır yastığı dahi kaçırıverir. Belliydi böyle olacak. Dervişlerden bazısı oturmuş, şeytana uymuş dedikodu ederler idi. Yaşanan olay ile ilgili. Gıybet yapmayın pirdaşlar. Yaraşmaz size. Yalan değildir pirdaş. Doğru olanı gıybeti mi olur? Olur elbet ya. Hiç mi ayet, hadis işitmedik ki? Bir gün Hazreti Peygamber'e sorarlar. Gıybet nedir? Allah'ın elçisi de şöyle buyurdu. Çok sevdiğiniz bir arkadaşınızın hakkında onun hoşuna gitmeyecek şeyler söylemektir. Oradakilerden biri sordu. Dedi ki, ey Allah'ın elçisi, ya benim söylediklerim doğru ise, ya benim dediklerim o kişide var ise. Allah'ın elçisi de şöyle buyurdu. Söyledikleriniz doğru ise, gıybettir. Eğer ki bir de doğru değil ise, hem gıybet, hem iftiradır. Sen odunun dahi eğrisini layık görmezsin. O bu sebepten sana her sözü layık görür. Hem de el içinde. Sen ne hal içresin? Bir haberi yoktur şeyin. E söyle var ise. Her yanın yara beri içinde. Kime anlattın? Kime söz ettin ağzını açıp da? Hikaye etmek dahi şikayet etmektir. Öyledir elbet. Ayağı yalınca köylüler bile kınarlar. Ağzın mı açtın? O vakit itiraf et kendine. Sen söyle. Özünü aç kendine. Sen bu işten bir feyz aldın mı? Hakikati konuş. Alamadım. Celal ile terbiye edilen, cemal ile terbiye edilenden tez yetişir menzile. Tevhid ehline Allah yardım eder. Ne kadar tutunur ise o kadar himmet gelir. Vaktiyle kime azar ona nazar demiş idik.
Hadi bakalım Yunus'um. Elif oku ötürü. Pazar eyle götürü. Destur şeyhim. Değsin hele Musa. Şeyhim, Kadı Murat Efendi'nin katibi Sönmez Efendi müridanımızdandır malumdur ki. Kendisi Kadı Efendi'yi akşam yemeğine davet etmek arzular. Müsaade buyurur iseniz. Zinhar, zinhar. Tam tersi ola. Sakın belli etmiyor bizden biri olduğun. Tedbir uygula. Dairedeki kuvvetimiz nedir bilmeden kendini aşikar etmek, dergahımıza ihanet etmek olur. Emriniz başım üstüne şeyhim. Başkaca bir arzunuz şeyhim? Olan da ünleriz. Yunus Efendi'nin dergahtan ayrılışının üzerinden çok vakitler geçmiş idi. Diyar diyar dolanır Yunus Efendi. Konya yolu ile Ayıntaba, oradan Halep'e varır, Şam'a iner. Halep yolu ile gerisin geri Anadolu'ya döner. Bir gün bir köyü geçiveren de bozkırda yol kenarında halleri bir tuhaf. İki derviş ile karşılaşır. Perişanım. Ben de bilmem nereye giderim. İyi. Bizimle gel o vakit. Siz nereye gidersiniz? Biz de bilmeyiz nereye gideriz. Nereden bildin yağmur yağacağını? Ne vakit yağmur yağacak olsa dizlerim sızlar. Ben de keramet gösterdin sanmıştım. Bundan hala keramet mi olur? Şu alemde her ne var ise haktandır. Haktan gayrı da bir şey yoktur. Şu taş, şu ağaçlar, kuşlar, kurtlar, her şey bir surete bürünmüş. İnsan da insan suretine. Şimdi başın ağrısa aklın o acıyı bilmez mi? Ayağına diken batsa ayağını mı bilirsin? Aklından, zihninden mi bilirsin? Öyleyse insan da bu alemden bir parçadır. İşte aynı çiçeğin tozuyuz. O sebepledir ki
yağmur yağmadan dizlerimi sızladı. O vakit asıl keramet bu değil de nedir evlat? Bizimle bölüşecek ekmeğin var mı oğlum? Nereye gittiğini bilmeyen yanına azık mı alır? Bizde de tek lokma yoktur. O vakit dua edelim de yemek gelin. Hele sen de dua eyle de sana da sofra gele derviş. Ben neyleyim ha? Benim elimden gelir şey değil bu. Dervişlerin hallerinden haberdar değilim. Bunların yanında beni utandırma. Amin. Sen kime dua ettin derviş? Kimin hürmetine istediğinde sana iki kap çorba, iki ekmek geldi? Siz kimin hürmetine dua edip istediyseniz, ben de onun hürmetine dua edip istedim. Nallıhan derler, bir kaza bilir misin? Bilirim. Nallıhan'da mukim Taptuk Emre Sultan'ı işitmişliğin vardır o vakit. İşte Taptuk Sultan'ın yanında dergahın odunculuğunu gören bir derviş Yunus vardır. Onun hürmetine deyin dua ederiz. Her gün bu şekilde yemek gelir bize. Beni utandırma dedim. Böyle vaki oldurdun. Eden, tutan da sensin.
sen? Kimsin? Ben... senim. Sen çoğula bakma. Bire bak. Varlığını yoğa say. Ta ezelden beridir aradığın öz, hakikat benim. Sen zahirsin, ben batın. Ben nice devirlerden beridir aradığın dostum. Bırak bu hayalini, aslına dön. Bire dön. Ben yeganeyim. Terk edem nar ile, haki badı narı aslına. Şeyh cihetten ben çıkan, biten olan, bican olan. Az bakma gıl sen çoğa, çün dost içinden doğa. Varlığın saygılıyor, bunca ne haber ki? Allahu Ekber. Allahu Ekber. Mağarada yaşadıklarından sonra hakikati anlayan Yunus Efendi, şeyhimizin kendisini celal yolu ile terbiye ettiğini kavramış, bin bir pişmanlık ile dolup taşmış. Bu pişmanlıkla vurmuş kendini taptuk yoluna. Derviş Yunus'un gönlünden şiir akmış. Ama dudakları eşlik etmemiş bu şiire. İlk şiirini dudağı ile değil, gönlü ile söylemiş Yunus Efendi. Severim ben seni candan içeri. Yolum geçmez bu erkandan içeri. Nere varır isem gönlüm dolusun. Seni nerede koyan bundan içeri? Beni sorman bana. Bende değilim. Bir ben vardır bende benden içeri. Beni benden alana ermez elim. Kadem kim basar sultandan içeri? Tecelliden nasip erdi kimine? Kiminin maksadı bundan içeri?
Kime dokunduysa ol dost nazarı, onun şulesi var günden içeri. Meğer Yunus'un gözü takıldı dosta, ki kaldı kapıda ondan içeri. Aylar yıllar sonra bir gece, usulca çıkıp gittiği tapduk eşiğine geri gelmiş nihayet Yunus Efendi. Yine gittiği gibi bir gece vakti, gidişinin de dönüşünün de şahitleri ay ve yıldızlar. Kaç senedir şu kapıdasın? Kaç senedir kaynarsın şu kazanda? Ama hala çiğsin Yunus. Bu ne sertliktir? Bu ne çiğliktir? Hala dünya kokarsın. Aşkın aldı benden beni. Bana seni gerek, seni. Ben yanarım dünü günü. Bana seni gerek, seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ilahım. Bana seni gerek, seni. Aşkın aşıklar öldürür, aşk denizine daldırır, tecelli ile doldurur. Bana seni gerek, seni. Gel Musa'm, gel. Destur şeyhim, sabah-ı şeriflerin sayr ola. Akıbeti mi sayr ola? Müridan gecelemişlerdir şeyhim. İlla şeyhimizin ardında bir namaz kılmak lütfuna erişelim derler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Hoş gelmişsiniz efendiler. Siz hoş geldiniz şeyhim. Şükür kavuşturana. Gözümüz yollarda idi şeyhim. Dönmezsiniz artık sanırdık Medine'den. Dua da ederiz bizi Medine'den taşraya çıkartmadı iyi ama belli ki kabul buyurulmaz. Bize bağışlar Rabbim sizleri şeyhim. Hele anlatıverin bakalım nicedir ahval. İbadetlerimiz, dahi işlerimiz aksamadı inşallah. Gezdik gördük ki alemi, İslam'ın dört bir yanı yangın yeri. Onca sene hac yolu yürüdün. Ne gördün geçirdin der iseniz. Ahval bu. Herkesin gözü burada. Bizim herkesten çok çalışmamız icap eder. Bu halkın önüne düşeceğiz. Gerek ise bu halk için kendimizi yok belleyeceğiz. Yaradan'dan başkacasından da tek arpa tanesi bile istemeden. Ne mevkide olacak gözümüz, ne makamda, ne mahkemede. Bu yolun yolcusuna ihlas, başkacası lazım değil. Başkasından bir şey mi istemişiz ki namımıza? İşte dergahımız ortada.
hazinemiz var da gizler miyiz öyleyse? Yenenden yer, içilenden içeriz. Bunca talebe, bunca ahi bize mi hizmet ederler? Bize mi vereler deriz? Cep bizim, el halkın ola. Bizim kavgamız var, davamız var. Masivayı bırakmışız. Dünyalık isteyen dünya ehli ola. Biz ne dergah isteriz, ne makam, ne mevki. Malum ki hastalığımız sahrada daha da azar. Bazen ümitten düştüm, varamayacağım deyip. Nasip etti de vardık, yüz sürdük. Tavafta bir an gözüm kararır gibi oldu. Ya Rabbil Alemin dedim. Al şu günahkarını bu mübarek beldede. Bitir bunun cezasını dedim. Estağfurullah, estağfurullah. Müsaade kılma daha fazla günah biriktirmesine dedim. Dedim ama istemesini bilmemişiz demek. Demek işlenecek günahımız varmış daha. Estağfurullah. Haşa haşa. Haşa haşa. Musa, hele şu haçtan getirdiğimiz hediyeler bir dağıtıver Şeyhim, Tacir Ömer Efendi şeyhimiz kabul buyurursa çarşı içindeki iki dükkanını dergahımıza vakfetmek arzular. Bizim ihtiyacımız dükkan değil ki Musa. Bu yaştan sonra bizim ihtiyacımız bir kolsuz göğünek. Ama gelene gidene çorba olur dersin. Varsın etsin. Evrak işlerini başlatırız hemen şeyhim. Ve madem müsaade senin Musa Efendi. Ya Musa. Biraz kitap ile meşgul olalım deriz. Malum yıllardır hac yolundayız. Mühim bir mesele olmayan da okumamız bölünmesin isteriz. Emriniz başım üstüne şeyhim. Yolumuz burada ayrılır Kadı Efendi. Bu kez kesin olarak ayrılır yollarımız dersin ha? Ayrılsa da tektir yol. Tektir elbet şeyhim. Birdir yol. Birden gelir. Bire varır. Test Abdükerim'i çağır. Buraya gelsin. İşitmez misin beni? Test çağır dedim. Thank you.
Hayrolsun Hasan ağa. Kadı efendi birkaç soru sormak ister. Şeyh Tapduk Emre sen misin? Estağfurullah. Biz inşallah onun ayağının tozu oluruz. Kendisini çağırmışız. Nerededir? Şeyhim zikirdedir. Sübaşı tekkeyi arayacağız. Kadı efendi. Derhal her yeri arayın. Karşı gelen olursa tard edilsin. Çok vakit oldu Yunus'um. Hele anlat. Neler gördü, neler geçirdin? Ben bir hata ettim sultanım. Ben nice kusur etsem de, nice günahkar olsam da, siz yine benden yüz çevirmediniz. Gel Yunus'um, gel. Bu kapıda gelene niçin geldin, gidene niçin giderisin demezler. Geldin Kadı Efendi. Adaletimize itiraz edersin. Haşa Kadı Efendi. İtirazımız adalete değil, verilen hükmedir. Bunlar devlet işidir Şeyh Efendi. Karışmayasınız. Hüküm başka şey, kadı başka şey, adalet başka şey olsa gerektir. Hükme itiraz nasıl adalete itiraz olur Kadı Efendi? Sizden naçizane ricam, hükmümün yanlış olduğuna dair ahilere verdiğiniz beyanın değiştirilmesidir. O kolaydır. Biz beyanımızı değiştirdik diye hakikat de değişecekse değiştiririz, olur biter.
Yunus Efendi. Hanım hanım. Sabahınız hayır olsun. Erken vakit rahatsız ettim sizi. Bağışlayın. O nasıl söz Yunus Efendi? Hoş gelmişsin. Uzun zaman oldu. Döndük elhamdülillah. Şeyhim, huzuruna varmak isteriz ama. Yüzüne bakacak yüzümüzde yoktur. Değil mi öyle Yunus Efendi? Efendi birazdan sabah namazını abdest tazelemek için çıkar. Eşikte bekle. Burada. Kapıda. Gözleri görmez artık. Elbet sana değen de soracaktır. Bu kimdir diye. Ben de derim Yunus'tur. Hangi Yunus derse. Bizim Yunus derse. Bil ki bağışlamıştır seni. Affetmiş. Kabul buyurmuştur. Kimdir bu hatun? Yunus'tur efendi. Hangi Yunus?